Değerli izleyenler, hukuk dosyasına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Haftanın salı gününde sizlerle beraber oluyoruz her hafta olduğumuz gibi. Bu hafta da elbette ki sevgili Boysan Boyra'yla olan birlikteliğimiz veyahut da programımız başlamış bulunuyor. Sevgili Boysan, öncelikle senin için zor bir akşam bu akşam. Biraz evet, rahatsızsın biraz ama. Bir şey değil, sıkıntılı makıntılı yapacağız programı. Çok teşekkür ediyorum. Boysan rahatsız biraz. O nedenle onu da söyleyeyim. Sağ olsun verdiği, yani yaşadığı, üstüne aldığı sorumluluk gereği buraya kadar geldi. O yüzden ayrıca yayında da teşekkür etmek istiyorum. Tamam. Sevgili Boysan, tabii bu hafta içerisinde yer alan bazı haberler oldu, bazı gelişmeler oldu. Bunlar hukuki düzeyde oldu, hukuki düzeyde açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla ilk olarak onlardan başlamak istiyorum. Ardından izleyicilerimizin göndermiş olduğu soruların cevaplarını da yavaş yavaş vermeye başlarız. Değerli izleyenler, sosyal medyadan, Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz, Twitter'dan ulaşabilirsiniz, telefonla ulaşabilirsiniz. 225-28-02 telefon numaramız, 225-28-02 0392 alan kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir haberi hatırlatmakla başlamak istiyorum ki izleyicilerimiz de nereden bahsettiğimizden emin olsunlar. Hafta içerisinde Sağlık Bakanı Salih İzbol bir açıklama yaparak hekimlerin ikinci iş yasağı konusuna değindi. Ben bu kararı yasa olarak uygularsam dedi, kaos çıkar. Yüksek Adliye Kurulu bazı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanı Salih İzbol'u eleştirdi ve tüm kesimleri anayasa, yasalar ve yargı kararlarına saygılı olmaya davet etti. Evet. Sağlık Bakanı Salih İzbol'un doktorların ikinci iş yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını uygularsam ortaya kaos çıkar. Bu riski neden göze alalım? Açıklaması yaptığı belirtiliyor ki yaptı. Yüksek Adliye Kurulu Başkanı'ndan da buna anında cevap geldi. Tabii bunun kamuoyu önünde tartışılıyor olması, dile getiriliyor olması, bir bakan tarafından da dile getiriliyor olması biraz endişe verici bir durum. Hukuki açıdan nasıl değerlendirebiliriz bunu? İstersen buradan başlayalım. Evet, yani kesinlikle bir yargı kararının uygulanamayacağını ima etmek ciddi bir hatadır. Direkt söyledi sevgili Boysan. Hatta bana göre suçtur yani. Da. Aynı zamanda mümkün değil böyle bir açıklama. Üstelik bir bakandan yapılıyor olması. Gerçi bakanın hakkını da vereceğim. Yani ben sadece Salih Bey'e eleştiri yapacak konumda değilim. Aynı zamanda başka şeyler de söylemek isterim bu konuda. Çünkü olay sadece Salih Bey'le ilgili değil aslında. Evet. İyice biraz eleştirdiğinizde, baktığınızda hükümetin ekonomik politikalarına kadar dayanıyor. Yani bir yasa yapıp 10 yıl boyunca okuyan, büyük masraflar yapan, ailesi tarafından da çok paralar harcanarak eğitimini tamamlayan bir doktoru 2500 TL'ye işe almak herhalde yani aklın kabul edebileceği bir şey değildir. 10 yıl boyunca çalışmak, yani bakın yani 18 yaşında hayata asılanlar var ya da 20 yaşında, 25 yaşında. Bu arkadaşlar, yani tıpta okuyan arkadaşlar 10 yıl boyunca büyük bir çaba gösteriyorlar. Para da harcıyorlar çok fazla ve para da kazanmıyorlar aynı zamanda. Uykusuz kalıyorlar, nöbete gidiyorlar, şu bu. Ve en sonunda bu kölelik yasası dediğimiz, bu en son yapılan ve işe alınacak olan yeni kamu görevlilerinin belli bir miktar maaşla işe başlamalarını öngören yasadan dolayı gelip hastanede, yani devlet katında çalışamıyorlar. Çalışanlar da herhalde çok çaresiz olanlardır diye düşünüyorum. Mümkün değildir böyle bir şey. İmkansızdır. Diğer taraftan uzmanlaşmış doktorlarımız ya da yıllardır doktorluk yapanlara baktığımızda onların da bugünkü maaşlarıyla iş yapmalarını beklemek bana göre saf dilliktir, yanlıştır. Bu yüzden ben bu açıdan bakarım. Yani elbette ki bu yani, şeyde hani sağlıkta bir kalp ameliyatı, bir beyin ameliyatı yapan bir cerrahla işte bugün kamunun herhangi bir alanına yeni girecek olan kişinin elektrik dairesinde bir para arasında fark var. Fark olmalı. Tamam da hangi yönde fark var? İşçinin aldığı daha çok.
Nasıl yani? Elektrik kurumunda çalışan bir işçinin ben iddia ediyorum ki bir uzman doktordan, doktora göre aldığı para daha fazla. Buraya gelsinler, oturalım, tartışalım. İsmet Hakim de gelsin. Kaç para ödediğini memurlarına, hangi kalemden ne kadar, şundan şu kadar, şundan şu kadar çekecek çizgiyi, rakamı söyleyecek. Bir de doktorun maaşına bakacağız. Ha isterseniz başka kurumlara da bakarız. Yerel yönetimlere bakarız. Yani neresinden bakarsanız bakın artık bu İPRE sağlıkta çalışanların aleyhine dönmüştür. Ve bu şekilde ve bu konumda çalışan doktorlara ikinci bir iş yapmayacaksın marifetiyle dava açıp karar almak. Bunu açanlar için ben yanlış buldum. Yani kararı yanlış bulmadım. Karar mevcut yasalar çerçevesinde, mevcut anayasa kuralları ve mevzuat çerçevesinde doğru bir karardır. Ve bu kararına uyulması gerekir. Amenna, bunu kabul ediyorum. Ama böyle bir yola sokmak şeyi, işi de çok büyük bir marifet değildi. Yani yarın ben kamuda bu kadar paraya çalışamam. Hadi geliyorum ben de özele, açın kollarınızı, alın beni de yanınıza dediğinizde, o özelde çalışan doktorların kullandığı o pastadan kaç dilim daha eksileceğini hiç düşünmediler büyük bir ihtimalle. Yani ben bundan çok şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kere sağlığın devlet tarafından vatandaşlara sunulması, sağlık hizmetinin çok önemlidir. Bu ülkedeki insanlar özel kliniklere para ödeyemezler. Böyle bir güçleri yoktur. Bir kısmının olabilir. Tabii ama büyük bir çoğunluğunun yoktur. Ama zaten sosyal devlet anlayışıyla baktığımız zaman sevgili Boysan, herkesin eşit bir şekilde dilediği yerden de sağlık hizmeti alabilmesi gerekiyor ücretsiz çok bir şekilde. Çok komik buluyorum söylediğin sözleri tabii. Neden? Yani çok güzel sözler de komik sözler. Neden böyle bir dünya olmasın? Var. Böyle bir dünya var bir yerlerde herhalde. Küba'da olduğunu duydum sağlık hizmetleri konusunda. Çok çok iyiler. Verdikleri hizmet halklarına bedava bir hizmet ve inanılmaz derecede de ileri gitmişler tıpta. Tamam Küba açısından bu tamam ama o öteki ülkeler için aynı şeyi söyleyemem. Kendi ülkem için ise ütopya yani bir hayal de değil nasıl denir ona yani ulaşılamayacak hayale ne denirse odur işte. Bu ülkede şu anda senin söylediğin gibi sosyal devlet olmaktan çoktan çıkmıştır bu ülke. Ve vatandaşlarına sağlık hizmeti de veremez durumdadır ama vermek de zorundadır. Yani biz sağlıktan vazgeçemeyiz. Biz doktorlarımızdan, hastanelerimizden vazgeçemeyiz. Çünkü vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun özel hastanelere ödeyebilecek parası yoktur. Ne demektir bu? O zaman bir sigorta havuzu bir şey oluşturulabilir. Öncelikle demin konuştuğumuz konuya dönmemiz tekrar lazım. Tekrar dönelim buyurun. Doktorların... Uzman doktorların maaşlarının hak ettikleri seviyeye getirilmesi lazım. Neresinden bakarsanız bakın. Denebilir ki yani işte işçilerin parasına bakın, bir de doktorlara bakın, daha da artırılması mı lazım? Evet, artırılması lazım. Çünkü aldıkları eğitim, harcadıkları ömürlerinden harcadıkları süreye baktığında evet, öyle. Bazı meslekler vardır, çok özeldir. Yargıçlık çok özeldir. Doktorluk çok özeldir. Ve bu hizmetin bu halka verilmesi lazım. Bunun için de sistemi kurulması gerekir. Bütçeye daha çok paranın konulması ve ikinci bir işe muhtaç olmayacak şekilde ücretlendirilmesi gerekir doktorlarımızın. Bu kesin yani. Bunun başka yolu yoktur. Ha ikinci bir iş yapmayacaksın. Tamam yapmayalım ne yapalım? Yani ne yapalım? Yani olmuyor, yürümüyor, çark dönmüyor. Yani Sayın Sıla Osar'ın da birçok kez değindiği, Filiz Hanım'ın da Tabipler Birliği Başkanı olarak birçok kez değindiği hususlar var. Çok doğru. Her ikisinin de söyledikleri doğru. Bu sistemin iyileştirilebilmesi için bunlar şarttır. Ve mecburuz buna. Çünkü başka bir yol ve çare yoktur. Bu insanlar, söylüyorum, özel hastanelere para ödeyebilecek güçte değillerdir. Bir geceliği bir özel hastanenin, ben bir akrabamla ilgili yaşadım. Bir geceliği. Yani daha açık söyleyeyim. Annem vefat etti de bir gece 2 saat, 3 saat kaldı. 6.000 TL. Evet, daha bak paraya da söylüyorum. 6.000 TL. Kim öde yani? Hadi biz öderiz. Peki başkaları? Bu ülkeden mi bahsediyoruz? 6.000 TL bu ülkede. Evet, 2-3 saat.
Annemin hayatta kaldığı süre o kadar hastanede. Ha belki morgu işgal etti vesaire vesaire. Neyse neticede insanlarımız bizim özel hastanelerin parasını ödeyemez. Ödeyemediği için bizim sağlık hizmetlerini göz bebeğimiz gibi koruyup onu tekrar iyi bir sisteme, tekrar diyorum yanlış çünkü hiç iyi bir sisteme oturmadı. Onu iyi bir sisteme oturtmamız gerekir ve vatandaşlarımıza iyi bir sağlık hizmeti vermemiz gerekir. Sosyal devletin gereği budur. Sana dedim çok gülün söylediğin. Çünkü bu devlet sosyal devlet olma konusunda sınıfta kalmıştır. Yani anayasaya baktığımızda yani iki tarafı varsa eğer ve bir tarafı da sosyal devletse bir kolsa bu o kol kopmuştur, yoktur. Anayasanın sosyal devletle ilgili ilkeleri bana göre bu ülkede uygulanmıyor. Kare de alınmıyor, dikkate de alınmıyor, ciddiye de alınmıyor. Dolayısıyla sosyal devlet değildir bu ülke. Bu ülkede böyle bir rejim yoktur. Bu ülkede acımasız kapitalizm kuralları vardır. Parası olan idare eder, olmayan da gidip bir kaldırımın bir köşesinde kıvrılır ve ölür. Ama böyle olursa insanlar bu defa hemen yanı başına Rum tarafına da gidip sağlık hizmeti alabilir. Yani herkesin cebinde bugün... Yapacaksa yapacak, yapmak zorunda. Şey var. Çünkü yok burada böyle bir sistem, böyle bir hizmet yok burada. Yok işte, hiçbir şekilde biz bu sistemi kuramadık. Yoksa ahkam kesmek, ikinci işi yapmayacaksın. Olur yapmayın, tamam. Yani zafer mi bu, başarı mı bu? Ha, bu bir tarafa yargı kararlarının uygulanması da gerekir diyorum. Ha uygulanmazsa ne olur? İçinde geçen gün Yüksek Mahkeme Başkanımızın verdiği bir yanıt var orada. İçinde şeyin verdiği yanıtın içerisinde bundan şikayetçi olanlar, yani özelde çalışan hekimler gidip eğer Sağlık Bakanlığı'nın hapisliğini isterlerse mahkeme kararlarını uygulamıyor diye Yüksek Mahkeme bu konunun gereğini yapar. Salih İzbul'la ilgili hapislik emri verebilir. İyi de dokunulmazlığı yok mu o bakan neticede? Dokunulmazlığı bittikten sonra çeker. Öyle mi? Yani. Olabilir yani. Evet, evet. Bu ülkede dokunulmazlığı... Yani mesela bugün alsalar böyle bir emir verse mahkeme. Çünkü Sayın Şefik'in açıklamasına da baktığımız zaman net ve direkt konuşuyor. Yani bugün böyle bir karar çıkabilme ihtimalinin yüksek olduğunu yapıyor. Peki yani başbakanı bunun dışında mı tutuyoruz? Yani Yüksek Mahkeme kararını uygulamayan Salih Bey mi? Sağlık Bakanı olarak Salih Bey'i tamam, Bakanlar görüyor. Kurulu, bakanlar, hükümet, yani başbakan, yani bunlar önemli değil mi? Yani bunlar da sorumlu değil mi bu kararın uygulanmamasından? Elbette. Sadece Salih Bey mi sorumlu? Üstelik tam tersinde birinci derecede sorumlu olan aslında hükümetin kendisi olduğuna göre başbakandan başlamak lazım. Sokun içeri, isterseniz buyurun. Gidin alın hapisliğini sokun. Bu da çözüm değil bana göre. Yani mahkeme kararlarını uygulamayanlarla ilgili çare vardır. Çare vardır. Bu çareler de mahkemededir. Mahkemeye giderseniz Narin Hanım'ın yaptığı açıklamada olduğu gibi size bu çareyi verir orada. Ha bunu alıp da bu ülkede bir bakanı ya da bir başbakanı hapse sokmak, yani bırakın şeyi, dokunulmazlıkları kaldıktan sonra dahi mümkün olacağını sanmıyorum ben. Hiç hayatımızda görmediğimiz şeyler. Keşke olsa aslında. Evet, bu arada arkadaşlarımıza bir telefon geldi. Şu anda bize o soruyu gönderecekler. Hemen izleyicilerimize söyleyelim. Efendim 225 2802 telefon numarasını aradığınız anda sevgili sonuç arkadaşım telefonun ucunda sizi bekliyor. Sizden gelen soruları elbette ki anında bize aktarıyorlar. O nedenle bizleri aramaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla gündeme düşen Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması, Narin Hanım'ın ona cevap vermesi, bunun daha derininde daha önemli sorunlarımız vardır. Bu sorunumuz da sağlık sisteminin bir an önce düzeltilmesi lazımdır. Başka da çaresi yoktur. Yoktur. Yani üst tarafta böyle bir şekilde biz duyduk bu olayı. Ama farklı bir gözle bakıldığında aslında tartışılan sağlık sistemidir. Ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Maliyenin de bütçeye buna uygun kalemler koyması gerekir. Sevgili Boğaz'a aslında sağlık konusunda bizim yasalarımız var. Tam gün sağlık hizmeti verilmesi konusunda yasal düzenlememiz olduğu bilgisini almıştım ben bir hekimden. Hatta geçtiğimiz gün aldım. Düzenlemesi mi çalışması mı? Yani
Böyle bir yasamız var dedi. Normalde dedi hekimler dedi tam gün şey vermesi lazım. Sağlık hizmeti vermesi lazım. Ama dedi şu anda bunu yapabilmek, yapmak çok mümkün değil. Neden? Dedi. İşte aynı şeyi söylüyorlar. Sistemden yani, dolayı. Biz diyor Sağlık Bakanı biliyoruz çalıştırdığımız hekimlere gerçek hak ettikleri maaşı vermediğimizi. Dolayısıyla diyor Sağlık Bakanı ben nasıl bir hekimi zorlayayım tam gün gelip çalışsın. Çünkü ona hak ettiği zaten maaşı vermiyorum, veremiyorum. Söylemeye çalıştığı budur aslında. Aslında bunu söylüyor. Evet. İzleyicimiz hemen telefonla ulaşmış bize. 16 Ocak'ta çocuğu hastalandı, acile götürdüler. Yanında 20-30 lira olmadığı için içeri almamışlar. 2-3 saat bekletmişler. Daha sonra hastane müdürüyle konuşup çocuğunu içeri aldılar. 2-3 saat hasta çocuk. Ve çocuğun üzerinde 3 tane enjektör kırdılar kan almak için. Boysan Bey'e soruyor. Bu ülkenin adı nedir? İnsan hakları, demokrasi, güven yok. Sağlıkçılara nasıl güveneceğiz o zaman? Bu konuları biraz irdeleyin, konuşun. İnsanlara yazıktır. Ne devletidir? Demiş burası. Demokrasinin yani olmadığı, insan haklarının önemsenmediği, sürekli ihlal edildiği, sosyal olmayan ve vatandaşlarını sosyal açıdan huzura kavuşturamayan bir devlet. Tanımı budur. Başka türlü bir şey söyleyemiyorum. Evet. Tekrarlıyorum, demokrasinin olmadığı, insan haklarına çok özen verilmediği, tamamen arka kapılardan işlerin halledildiği, neme lazımcı, umursuz bir devlet modeli. Yani. Şimdi sevgili Boysan, burada aslında şuna da bakmak lazım. Hani o sırada acilde olan hekimler, hemşirelerin sayıca az oluşu, acilin gereksiz yere de bazen kullanılıyor olması, poliklinikler 12'ye kadar olduğu için 12'ye kadar zaten insanların çoğu işte. Bu sefer başı ağrıyor, dişi ağrıyor diye yine acile müracaat etmek zorunda kalan ciddi bir kitle var. Evet. Oradaki hekimler ve hemşire sayısı zaten az. Böyle acil hasta gelince de artık hem sinirler gerilmiş oluyor, hem yorgunluk üzerine, hem fakat çok ciddi bir sistem sıkıntımız var. Ne isterse olsun. Zaten sağlıktan ücret alınmanın yasallığını tartışılır diye düşünüyorum. Oturup bunu da etüt etmek lazım. Çünkü hükmü garagüşi dediğimiz ve aslında hiçbir hukuksal dayanağı olmayan birçok icraat vardır. Bu parasal konular da sağlıktan para alma konusu da aynı şekilde doğru dürüst düzenlenmemiş ve keyfi bir şekilde yapılan bir uygulamadır. Hı. Ama bir çocuk hasta olarak geldiyse ve acilde ona bakılmadıysa bana göre bu çok büyük bir olaydır. Onun vicdani sorumluluğu suçtur. Aynı zamanda çıksın, hadi çıkabilir mi? Hangi bakan çıkıp da ya da hangi doktor çıkıp ya da hangi hemşire çıkıp da cebinde parası yoktu biz de bakamadık diyebilir mi? Hiç böyle bir konuşmaya tanık oldun mu? Olmadı. Olamazsın. Çünkü mümkün değildir böyle bir şey. Yani hiçbir şekilde mümkün değildir. Yani ne yasal dayanağı var yapılan işlemin, ne vicdani dayanağı var, ne insani dayanağı var. Hiçbir dayanağı yok. Fakat dediğim gibi parçaların üzerinde yani bu vatandaşımız haklıdır tabii ki. Ve Allah bilir cebinde de dava açacak parası yoktur büyük bir ihtimalle. Ama çocuğuna Allah göstermesin bir şey olsa malpractice dediğimiz yani mesleğini doğru yapmayan, hatalı yapan doktorlara karşı dava açma hakkı da vardır. Ama bu sefer tabii demin dediğim gibi parası var mıdır avukat tutmaya, dava açmaya? Kaç kişi acaba bugüne kadar sağlık açısından mağdur oldu? Annesini kaybetti, babasını kaybetti, çocuğunu kaybetti ve üstünden bir bardak su içip yerine oturdu ve hakkını arayamadı. Kaç kişi var acaba bugüne kadar? Ben binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dava açabilir ama hiç açmayacağını da biliyoruz. Çünkü böyle bir imkanı da yoktur. Açsam da kazanamam diyecektir büyük bir ihtimalle vesaire vesaire. Evet. Mahmut Doğan herkese eşit adalet olmalı dedi. Serdar Cesur iyi akşamlar sevgili Boysan Bey'e de demiş. Cidem Hanım'a da illaki adalet olmalıdır bu ülkede eşit şekilde. Şu önünde evet, duran kağıdı da alabilir miyim sevgili Boysan? Oradan bir şey okumak istiyorum. Evet, evet. Bak sana altını çizeyim de. Çünkü o çok benim mesela bugün hani okurken de hani dikkatimi çekti. Acaba dedim nereden bahsediyor tam olarak? Çözemedim. Dolayısıyla içinde hukuki de bir şey olduğu için sana sormak istiyorum. Bugün evet.
Başbakan Sayın Ömer Kalyoncu Sayın Emine Dizdarlı'yı kabul etti. Yüksek yönetim denetçisini. Bu kabul içerisinde ekonomik protokole de değindi, sorulan bir soru üzerine. Burada diyor ki, tam olarak cümleyi okuyorum. Türkiye ile ekonomik protokolün bir şekilde imzalanacağını belirterek şu anda elektrik ve yargı ile ilgili konuda tartışmaları olduğunu, bunlarla ilgili tarafların çalışmalarını tamamladığını ve ilgili yerlere, neresiyse, görüşlerini sunacağını kaydetti. Şimdi elektrik, interkonekte sistem, hepsini anladım. Ekonomiyi de anladım. Peki yargıyla ilgili bir konuda tartışmaları olduğunu ifade ediyorsa ne demek istemiş olabilir? Birileri çıldırmış olmalı diye düşünürüm. Neden? Çıldırmış olmalı. Bir film vardı öyle, Tanrılar Çıldırmış Olmalı diye. Bildiğin öyle. Tam öyle. Çıldırmış olmalı birileri. Ekonomik paket nire? Bizim yargı sistemi nire? Ondan mı bahsediyor acaba? Yani kesinlikle hayır. Acaba geç onları acabayı. Değil. Çiğdem. Hayır. Bu resmen yargı konusunda ekonomik paket kisvesi altında başbakanımızın birileriyle tartıştığını söylüyor. Bizim başbakanımız diyor ki yargı konusunda anlaşamadık. Hadi ya. Yargın hangi konuda konuşuyorsunuz ki? Ben de bilmek isterim. Anlatsanız da ne konuştuğunuzu. Ne istiyorlar ki anlaşamıyorsunuz? Neyi vermiyorsun Sayın Kalyoncu? Nedir vermediğin? Ne istiyorlar bizden yargı konusunda? Ben çok çok enteresan geldi bana. Ve ekonomik paketin hangi gerekçeyle içine yargı giriyor ve yargı konusunda bir şey isteniyor. Ne isteniyor? Ben şöyle de düşünebilirim acaba diyorum. Hani çünkü net değil açıklama. Belli ki oradaki arkadaş da soru sormamış bunun üzerine. Belki o da fark etmemiştir ama bu arada Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine dayanarak söylüyorum bunları. Şöyle bir şey var. Sayın Boysan, acaba dedim ben ilk okuduğumda haberi. Dedim ki acaba hani interkonekte sistemden falan bahsederken elektriği kabloyu çekecek falan. Bu konuda dedim acaba yasal eksikliğimiz bir şeyimiz mi var da bununla ilgili mi anlaşılamadı. Vallahi ama. Vallahi pek öyle anlaşılmıyor. Keşke öyle anlaşılsaydı. Öyle anlaşılmıyor. Benim anladığım ise tam tersine yargı konusunda bizden bir şeyler istendiğidir. Ve yani irkildim aslında onu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti bizden yargı konusunda bir şey istiyor. Ne bir şeyleri değiştirmemizi istiyor. Sayın Başbakan'a soracaksınız. Çıksın Sayın Başbakan açıklasın. Sevgili yönetmenimler rica edeyim. Eğer uygunsa Sayın Başbakan Ömer Kalyoncu'yu telefonla bağlayalım, soralım. Eğer uygunsa şey yaparsa kabul ederse lütfen bağlayalım. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Ha, önemsizse de özür dileriz. Bu akşam da rahat uyuruz. Anlarız en azından anlarız kendisi rahat telefonla uyuruz. Bağlanırsa. Bu akşam, çünkü yani hem bir başka devlet gibi gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin yani tamam işte yavru ana falan ilişkilerini geçtik ama hani protokoller, uluslararası anlaşma gibi imzalıyorlar anlaşmaları. Peki ne istenebilir yargıdan ve ne maksatla istenebilir? Yani şu anda yargı neyi yapmıyor ki? Yapabilecek hale gelmesi isteniyor. Ne diyeyim artık yani bu şok edici bir durum. Çok da merak ediyorum. İnşallah Sayın Başbakan programa bağlanır ve biz de merakımızdan kurtuluruz. Ve çok ciddi bir şey olmadığını anlarız inşallah diye düşünüyorum. Arkadaşlar deniyorlar. Evet. Bu arada bize telefonla ulaşan bir başka izleyicimizin mesajını aktaralım. Bir beyefendi ameliyat olacak. Girne Devlet Hastanesi'nde cerrah doktorun biri ameliyat karşılığı para istedi. Öteki cerrah herhangi bir ücret talep etmeden yapalım dedi. Devlet hastanelerinde çalışan doktorların ameliyatlar için para talep etme hakkı var mı diye soruyor. Bu usulsüzlüklerin önüne nasıl geçilecek veya bu doktorlara nasıl bir uygulama yapılması gerekiyor diyor izleyicimiz. Uygulama geçmişte çok yapıldı. Bunlar polise şikayet edildi. Polis paraların numaralarını aldı, işaretledi. Ondan sonra parayı teslim etmek üzere hasta doktorun yanına gitti. Doktor parayı aldı, polisi görünce de pencereden dışarı attı. Neyse, bunun gibi vakalar çok var. Kesinlikle kanunsuz, kesinlikle böyle bir para talep edilemez. Mümkün değildir.
Böyle bir şey varsa polise en erken bir zamanda şikayetinizi yapmalısınız. Çünkü mümkün değil. Yani gayri yasal. Evet, devam edelim. İzleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Sabah saatlerinde gelen bazı mesajlarımız vardı. İyi akşamlar Çiğdem Hanım ve Sayın Boysan Boyra demiş. Benim bir sorum olacak. Kardeşimle hisseli bir tarlamız var. Evet. 1'e 2. Benim 1'e 2 kardeşimin yani toplamda 6 dönüm. Ayrı koçanımız yok. Koçan olması için ayrı ya sulu arazi ya da 5 dönüm olması lazım demiş. Anlatacağım. Ben soruyorum, avukat yanında bir kağıt yapsak, madde koysak, herhangi bir hak talep etmeyeceğimize dair iki tarafı da koruma amaçlı şimdiden teşekkür ederim. Boysan Bey'e çok çok büyük geçmiş olsun demiş bu arada da. Teşekkürler. Şimdi çok ilginçtir bu taşınmaz konuları ve halkımızın çoğu aslında bu konuda bilgi sahibi değildir. Bilgi sahibi olmalıdırlar. Çünkü hemen her ailede taşınmaz mal konusunda bir sorun, bir problem vardır. Hisseli malların durumunu söyleyeyim. Hisseli bir malın üzerine herhangi bir inşaat yaptığınız zaman o malın kaç tane hisseleri varsa o yapılan inşaatın sahibi olurlar. Hisseyi tam anlatabilmek için diyelim ki 1 bölü 2 hisseniz var. 6 dönüm üzerinde. 6 dönümün 3 dönümü sizindir demek değildir. 6 dönümün her toprak zerresinin 1 bölü 2'si sizin demektir. Her tuğlanın, her toprak parçacığının, her kum tanesinin 1 bölü 2'si sizin demektir. Bu yüzden kalkar da 1 bölü 2 hissedar olduğunuz bir toprağın üzerine bir ev inşa ederseniz doğal olarak diğer hissedarın da hak sahibi olacağı bir durum yaratmış olursunuz. Bunu bir sözleşmeyle başarabilir miyiz sorusuna bu mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çok dikkatli hazırlanması gereken bir sözleşme tabii ki. İçerisine uyuşulmuş zarar ziyan tazminatlarının da konabileceği ve yasaların sınırlarını iyi tespit edebileceğiniz bir sözleşmeyle bu mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama yine de çok sağlıklı bir iş değildir. En önemlisi toprağınıza sahip olmaktır. Bağımsız bir koçanla sahip olmaktır. Şimdi bu bölünebilirlik konusunda söyleyeyim. Sulu olmayan araziler 5 dönüm 5 dönüm bölünebilir. Sulu araziler ise bir dönüm bir dönüm bölünebilir. Sulu arazinin tanımında ya da bir dönüm bir dönüm bölünebilirliğin şartları arasında şunlar vardır. Ya o tarlanın içinde bir kuyu olacak, ya ağaçlar olacak, ya da mesela iki köşesinde eskiden yapılmış, 1963'te 70'te yapılmış iki tane bina olacak. Bu mümkünse eğer iki köşesinde iki tane ev, ortasından bölebilmek mümkündür bunu. İçerisinde bir kuyu varsa bir dönüm bir dönüm bölebilirsiniz. Ama bu susuz arazi kapsamına giriyorsa kuyu var mı? Evet, kuyu varmış. Bölünebiliyor. Bir dönüm bir dönüm bölebilirsiniz. Bir dönüm bir dönüm. Ha kuyuda su yoksa bir lengir su dökmeyi de unutmayın. Olmaya da bilir mi yani? Kuyu var ama içi boş olabilir. O zaman durum değişir mi? Tabii ki eğer su yoksa kuyuda. Allah'ım ne detaylar. Genellikle böyle yapıyorlar. Şaka olsun diye söyledim tabii ki. Dolayısıyla bu bölünebilir. Bu arada çok enteresan bir karar çıktı son günlerde ki ben yani çok içime sindiremedim o kararı. Çok ilginç bir karar. Bir delikanlının annesinin tarlasının üzerine bir ev yapmasıyla ilgili. Yani annesi dedi ki çocuğa yap bir ev, bu tarlayı sana vereceğim. Dedi, eminim ki şu anda birçok köyde, birçok yerde de benzeri şeyler oluyordur. Yani çocuklar annelerinin, babalarının tarlalarının üzerine evler yapıyorlardır. Kendilerinin olacağını düşündükleri evet. için. Evet. Ve bu çocuk da bu evi yapmak için iyi bir para harcadı. Ve bu evi yaptıktan sonra anne kalkıp o evi, o tarlayı üstünde evle birlikte tabii ki. Çünkü koçan kiminse
Üstündeki ev de onundur. Kural gereği. Kalkıp kızına verdi. Ve bir davalaşma oldu. En sonunda mahkeme enteresan bir karar verdi. Ve dedi ki böyle bir şey varsaydı bu yazılı olmalıydı. Yazılı olmalıydı. Yani annenle yazılı sözleşme yapar mısın? Yapmazsın Çiğdem? Yani. Yani daha anne sen dedin bana ki ben bu evi bu tarlaya yaparsam tarlayı bana verecek. Ama yaz imzala da ona göre yapayım. Der misin? Demezsin ama demelisin. Bu karara göre bundan sonra ya da şu anda yapanlar varsa annelerinin babalarının tarlası üzerine ev yapanlar varsa otursunlar annelerinden babalarından bir kağıt alsınlar ki böyle bir tarlanın üzerine böyle bir evi inşa ettiği takdirde ya da şu şartlarda vesaire vesaire bu taşınmaz malı kendisine verecek şeklinde ve bunları ihtiva eden bir kağıt, bir sözleşme, bir taahhütname, bir beyan alsınlar. Aksi takdirde eğer o yüksek mahkeme kararı bir otorite olarak kullanılmaya devam edecekse bu konuda annelerinin, babalarının tarlası üzerine ev yapanlar için ciddi tehlikeler söz konusu. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet ama bu çok önemli bir bilgi. Evet. Bilgi. Şu dakikalarda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bir toplantı varmış. Başbakan bu nedenle telefonumuza cevap veremiyor, katılamıyor yayına. Bunu da haber merkezimizden tamam. Öğrendik. En azından yarın inşallah basına bir bilgi verir de biz de anlarız şeyin ne olduğunu, yargı konusunda ne konuştuğunu mutlaka topluma bildirmesi lazım. Ekonomik programın içine nasıl girdiğini. Bu bir yükümlülüktür. Buna mecburdur. Bunu bize anlatmaya, ne konuştuğunu anlatmaya, neyi tartıştığını, kimin ne istediğini, kendisinin de ne cevap verdiğini bu topluma söylemeye mecburdur. Evet. Başka türlü olmaz. Dilersen bir de çalışma hayatına değinelim. Şu anki bankaların çalışma sistemi Avrupa Birliği normları içerisinde nasıl çalışacak diye sorumuz var. Sevgili Boysan, bankalar, faizler, kredi kartlarından alınan ücretler... Alacak, bankalar verecek. Beni habire dava ediyor şimdi yine. Ama öyle soru var. Bankalarla ilgili konuşacağım. Yine bankalarla ilgili bana dava açacaklar. Sen bir avukatsın. Avukata dava açılınca nasıl bir şey oluyor çocuğum? Olur. Bayağı olur. Çok konuşursan olur. Bu durumda yani ben şöyle söyleyeyim. Benim iddiam odur ki KKTC'de banka yoktur. Allah. Evet. Olur mu hiç banka yok? O kadar borçluyuz. Muhabir banka vardır. O ne demek? Muhabir banka vardır. Türkiye bağlantılı muhabir bankacılık yerel sistemi vardır. Yerel bankalarımız var. Uluslararası bankacılık işleriyle iştigal edebilmek için bir şekilde muhabir bankacılığı yapıyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Yani şirketler mukayyetliğine baktığında banka olarak kurulmuş limited şirketler vardır. Evet. Ama bunların muhabir bankacılık yaptığını düşünüyorum. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Her türlü işlemi yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Ama birçok banka var. Ben ekstra almaya çalışıyorum. Ben Türkiye'den geliyor bana ekstralar. İsimlerini falan vermek istemiyorum şimdi. Peki neden böyle düşünüyorsun? Türkiye'den geldiği için ekstralar ve işlemler. Hayır sadece ondan dolayı değil. Uluslararası bankacılık ilişkileri açısından KKTC tanınmadığı için KKTC'nin bir şekilde de bankacılık işleri yapabilmesi için bulunmuş bir formüldür. Yani benim düşüncem aynen budur. Bu nedenle soru şöyle isabetli değildir. Bankacılık yapacaksa bu ülkede birileri çözümden sonra yapacaktır. Böyle değil. Çok usturuplu cevaplar verdi. Ben normalde daha fazla zorlamasın. Nasıl çalışacak, hazır mıyız demiş. Evet. Nasıl rekabet edeceğiz demiş hatta bu faizlerle. Gerçek anlamda bu faizlerle, bu başka bir soru. Bu dünyanın en adaletsiz faiz rejiminin olduğu ülkelerden bir tanesi. Bunu yıllarca söyledim ben televizyonlarda. Hatta çok eleştirdim. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni de eleştirdim çok fazla. Ve dedim ki hadi bazı işler para ister. Doktorların maaşları için para lazım. Hastaneyi düzeltmek için para lazım. Öyle işler vardır ki para istemez. Ve halk seni sever. Halk anlar kendisi için iyi bir şey yaptığını. Seni öper, alkışlar, omuzlarında taşır. İşte faiz konusu da bunlardan biridir. Ne yaptık? Çok ilginç bir ülke ya. Bu ülke gerçekten ilginç bir ülke. Çünkü faiz konusunda perişan ettik insanları.
diyelim ki 3 kuruşluk ana para olduğu üstüne bindire bindire mürekkep hale getire getire oldu 1000 kuruş, 5000 kuruş, yani 120 bin isterlinin birkaç milyon isterlinin olduğunu hatırlıyorum birkaç damada. Yani 120 bin isterlinin nasıl milyon isterlinin olabilir? Her 3 ayda bir konsolide ederek, üstüne bindirerek, tekrar faizini alarak, 3 ay sonra tekrar üstüne koyarak, 3 ay sonra tekrar faizi uygulayarak, tekrar üstüne koyarak mümkündür. Yani bu ülkede olabiliyor. Yani çılgınlık gibi bir şey yani. Peki buna dur diyecek olan kimdi? Bir hükümet değil mi? Halkını seven... Parlamento bir yapacağı yasalarla. Halkını seven bir hükümet ve bedava bir iş. Nasıl bedava? Parlamentoya giriyorsun, zaten hükümettesin, bir yasa tasarısı hazırlıyorsun ve bu mürekkep, bu bulaşık, bu saçma sapan faiz sistemini kaldırmak için bir yasacık yapıyorsun parlamentoda. Sonra onu komiteden geçirip genel kurula getiriyorsun, parmacıklarını kaldırıp yasayı geçiriyorsun. Şimdi Boysan... Bu kadar, bu böyle bir olayı yapamayacak durumdayız. Ve ben soruyorum, neden? Eğer bunu bile yapamayacaksan eğer, nasıl sosyalist, nasıl sol, nasıl yani adalet meraklısı olabilirsin ki? Yani bunu yapamıyorsan hiçbir şey yapamıyorsun demektir. Peki Boysan, şimdi bakalım... Ama bu soru çok önemli. Neden yapılamıyor? İşte onu söylüyorum ha, sana sor. Şimdi. Peki. Hayır, söyleyeceğim. Şimdi bak, bir ülkede eğer bankaların en önemli... En iyi müşterisi devlet kurumlarıysa, hükümet edenler ise... En iyi müşterisi, ise, en çok borçlusu. Neyse, evet. Nasıl bankalara karşı veya bankaların karını düşürebilecek yasa yapacak? O zaman kalkıp ben... Yani bu olabilir mi acaba sebep? O zaman olabilir mi? Başka ne olabilir zaten? Yani bilmiyorum. Belki biri istedi. Nasıl az önce... Acaba adalet konusunda bizden biri bir şey mi istedi diye korku içinde bunu düşünmeye çalıştıysam herhalde faiz konusunda da bizden biri bir şey istedi. Kendi ülkelerinde, Türkiye'de düzelttiler faiz konularını ama bizim kendi ülkemizde düzeltmemize izin vermediler. Diye düşünüyorsun. Vermediler. Böyle düşünüyorum. Evet. Başka türlü neden düzeltmiş? İkinci türlü de senin söylediğin olabilir. Yani banka çevreleriyle bu kadar yani iyi ticari ilişkiler kuran bir kurum olunca devlet onları üzecek bir şey yapmak istemedi. Ha ben yanılıyor muyum? Başka bir cevap var mı? Çıksınlar açıklasınlar. Varsa izleyicilerimize belki de şöyle bir açıklama da yapabilirler. Faiz bu millet için çok iyidir. İyi bir kamçı oluyor. Onları uyandırıyor, teşvik ediyor. Ben halkım için faizi isteyerek böyle mürekkep hale getirdim. Dolayısıyla onlara kötülük yapıp faizi bu ağır faiz şartlarını kaldıramam. Desinler isterlerse. Ama desinler bir şey değil mi? Ama susuyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Evet. Ve samimi söylüyorum. Bedava bir hizmet. Halka verilecek ve halkın sizi sevmesini sağlayacak bedava bir hizmetti bu. Ama yapamadınız. Ama ne yaptılar? Anladığım sorun var ama bunun devamını buyurun, belirtmem devam gerekir. Lütfen. Komik bir şey yaptılar. Faiz mağdurlarını esenlendirmek için borçların yapılandırılması yasası yaptılar. Şimdi bir fabrika düşün. Fabrikadan makineler bozuk, sürekli kötü mamul çıkıyor. Ve yanına bir fabrika kuruyorsun. Bozuk mamulleri tamir fabrikası. Bu fabrikayı niye tamir etmiyorsun? Yani bu saçma sapan faizi ortadan kaldır. Kötü bir mamul çıkmayacak zaten. Faiz mağduru olmayacak. Hayır. Bu sistemi değiştirmiyorlar. Yine isteyen istediği gibi faizi uygulayabiliyor. Yine bu sistemden borçlananlar aleyhine bu gibi şeyler yapılabiliyor. Ama başka bir sistem yarattılar. Faiz mağdurlarını esenlendirmek için borç yapılandırması. Bu da çok komik bir şey. Tamam borçları yapılandırın ama arkası geliyor. Yani onu düzelt. Yani hiç olmazsa... Yani bu gibi faiz mağduru yaratacak sistemi ortadan kaldır. Yani bu aşırı faizleri ortadan kaldır. Ama olmadı. Anladım. Neticede alkışlandılar, şeyi yaptılar diye. Faiz yasası. Faiz yasasını yapmadılar. İşte alkışlandılar,
borçların yapılandırılmasını yaptıkları için. Ama sistem hala daha faiz mağduru çıkarmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? İşte o yapılandırmadan faydalanabilmek için. Burada da halkımıza bir bilgi vermiş olalım. Yapılandırmadan faydalanabilmek için iki taksit arka arkaya ödenmemiş olması gerekiyor. İki mi üç mü? Ya iki ya üç, hı-hı, unuttum şimdi. Yani dolayısıyla buradan açıkça söyleyeyim. Eğer bu faizlerin altından kalkamıyorsanız ve ödeyemiyorsanız, iflahınızı kesiyorsa, 20 bin borç alıp 40 bin ödediğiniz halde hala 20 bin sterlin borcunuz varsa artık taksit ödemeyin. Donağa düşün. 2-3 taksitten sonra mecbur olsunlar sizinle oturup borcunuzu yapılandırsınlar. Çare budur. Başka çaresi yoktur. Ki o da çok karlı bir şey değil yapılandırmaya kime gelince. Kime karşı karlı değil? Hiç ödeyemeyeceksin ki. Hiç ödeyemeyecek ama hiç kapanmayacak tekrar ki borç. Yani yapılandırılmadığı takdirde hiç kapanmayacak. O zaman tek çaresi, başka çare yok. Hiç olmazsa yapılandırmalara faiz uygulamamaları gerekmez mi? Yapılandırmanın içerisinde o faizi donduran bir sistem var. Var. O yüzden tavsiye ediyorum zaten. Eğer, onu bilmiyor ama vatandaşlar. İşte söylüyorum. Yapılandırmanın içerisinde artık faiz hareket etmiyor. Duruyor orada. Zaten akıl var, mantık var. Beni dava etmişsin sen. Ben sana taksitlerimi ödemedim diye. Taksitlerimi ödemedim diye dava ederken nasıl daha sanki sende bir hesabın var da faiz işleyen bir borcun varmış gibi faiz üstüne koyacaksın ki borcuma. Dolayısıyla yapılandırmada faiz duruyor ve belli bir şekilde korunuyor oradaki faiz mağduru ama iş işten geçtikten sonra. Bu yüzden ben diyorum ki borçlular eğer aldıkları ana paranın ile ilgili çok fazla para ödedilerse buna rağmen hala borç aynı şekilde duruyorsa artık sıkılıp, geberip, ölüp, kanser olup kendinizi üzmeyin. Durun. 2-3 ay durun. Donağa düşsün. Gidip borçların yapılandırılmasını talep edin. Göreceksiniz ne kadar aşağıya düşecek. Evet. Benim geçen gün yaptığım bir basit meselede hem de çok büyük bir dava değildi. Yine bak 20 bin sterlin alınan bir borçtu. Ve hala daha ödediler. Ve 30 bin daha, 33 bin daha talep vardı. Yaptığımız hesapta yarısından fazlası düştü paranın. Dolayısıyla tavsiyemiz bu. Evet. Evet. Devam edelim. İsim vermekte sıkıntı yok. Peki söyleyelim o zaman. Makbule Aktöre bizleri aramış. Bir banka kurulduğu dönemde bu bankadan hisse almış. Bu bankayı her yere şubelerini açmış ama bu banka 40 yılda bir ödeme yaparmış. Küçük bir meblağ, bu paralar nereye gidermiş? Anladın mı soruyu? Herhalde banka hissesi alan izleyicilerimizden biridir diye düşünüyorum. Yani halka arz eder ya bankalar bazı hisselerini, onunla ilgilidir. Sayın Makbule Hanım, büyük bir ihtimalle senin gözünde büyüyen hisseler büyük bir ihtimalle o kadar önemsenecek hisseler değildir. Zaten yani bence bankanın kontrolünü ele geçirecek kadar ya da bankanın kontrolünü kaybedecek şekilde hisselerin özel kişilere verilmesi de benim düşünebileceğim bir şey değil. Dolayısıyla sendeki hisseler o kadar ediyor. Yani banka bitti hissesi mi alıp da para kazanmak zaten iyi bir düşünce değildir. Karlı bir iş değil diyorsun. Değildir. Meğer ki bankanın ikinci en büyük, beşinci en büyük hisseler olasın. Evet, devam edelim. Bu arada telefonlara da daha sonra şey yapacağım. Sayın Boysan Boyra, bizim bankalarımız çok sağlamdır. 110 bin TL aldığım bir borcu emekli maaşımdan her ay 1967 TL kesilerek ödüyorum. Bu tam 5,5 yıldır kesilir ve daha 97 bin TL borcum var. Bu bizim bankalar tabii ki sağlam olur demiş. Bu bir bilgi vereyim burada da. Enteresandır. Başsavcılığın da bir görüşü var bu konuda. Maaşını belli, çok kızacak bu akşam bana bankacılar verdiğim bilgilerden dolayı ama bunu korkusuzca vermeye devam edeceğim. Başsavcılığın da verdiği bir görüş vardır. Tam şu anda söyleyeceklerimle de
tıpatıp aynı doğrultudadır. Eğer maaşınızı herhangi bir borç için herhangi bir bankaya yönlendirdiyseniz ve eğer fikriniz değiştiyse ve maaşınıza tekrar talip olmak isterseniz bunu başarabilmeniz mümkündür. Yani hiç kimse medazori, zorla maaşınızı kendi bankasına yönlendiremez, imzanız olsa bile. Dün imzam vardı, bugün vazgeçtim, geri çekiyorum dersiniz ve mecburdurlar paranızı size bırakmak durumundadırlar. Maaşınızı yani. Ha, ondan sonra mahkemeye giderler, sizi takside bağlamak isterler. Onlar olabilir. Ama hani şu maaşımı sana yönlendiriyorum. Artık da yönlendirmiyorum, vazgeçtim diyebilirsiniz. Gerçekten mi? Evet. Başsavcılığın da bu konuda görüşü var. Hiç kimsenin maaşına böyle bu şekilde el koyamazsınız. İstediği sürece el koyarsınız. Artık istemiyorum dersen el koyamazsınız. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bu bilgiyi verdim ve anında bir tane mesajımız var. Hemen onu da paylaşalım. Sevgili Boysan, ağzına sağlık, yüreğime su serptin demiş izleyicimiz. Allah sizinki de sertti de, onunki de ne olacak ben de bilmiyorum. O başsavcılık görüşünü çoğaltıp dağıtmayı düşünüyorum. Gerçekten. İsteyen izleyicilerimiz varsa evet. Benim diyor, bir maaşım var diyor, bir bankada kefil oldum diyor izleyicimiz ve benim maaşıma el koydular. Benim maaşımdan çekiyorlar, maaşımı ellerinden kurtaramadım, gitti. Bir nokta var yalnız, onu söyleyeyim. Ha. Eğer maaşınıza el koyamazlar. Ama bir arabanız varsa mesela, arabanızı sattırabilirler. Ve eğer hapis edilmekten korktuğunuz eşyalarınız varsa bunu da alabilirler. Benim burada anlattığım, yani daha çok korunacak olan kişi maaşından başka hiçbir şeyi kalmayan kişidir. Çünkü maaşınızı onlara yönlendirmekten vazgeçtirdiğiniz takdirde bu sefer taşınır bir malınız var mı diye önce ona yürüyecekler. Taşınır bir mal bulmazlarsa da çok uzun bir süreç olmasına rağmen taşınmaz malınız üzerine yürüyüp onu sattırmaya çalışacaklar uzun yıllar içerisinde. Ama bu konuda hiçbir korkunuz yoksa da yapacak bir şeyleri yoktur. Mahkemeye çağırırlarsa sizi taksit ödemek için benim maaşım zaten asgari ücrettir deyip iki cebinizi açıp göstereceksiniz yargıca. Benim bu şartlar altında sizi takside bağlayabilecek herhangi bir yargıç olduğunu sanmıyorum. Şimdi taşınmaz malınızın üzerine yürüyecek falan dedin. Doğru mu? Şimdi doğru bak maaşını alıyor şimdi senin. Sen dedin ki artık maaşımı sana vermiyorum. Evet. Bir araban varsa gidip arabanı alacak senin. Peki evini alabilir mi insanların? İnsanların evini de evde de enteresan bazı kısıtlamalar var. Yasa diyor ki bir insanın kendi ikamet ettiği bir evse oturduğu ev öyle kolay kolay onu alıp sattıramazsın. Yani sokağa atamazlar. Sokağa atamazsın onu. Meğer ki çok ender durumlarda bak bir ev buldum sana sen de sağlıklı bir şekilde bu evde oturabilirsin ama villada oturma bu evde otur ben de bu villayı satıp alacağımı alayım diyebilirler sana. Eğer borcunu ödemeyen villada oturuyorsa tabii ki. Evet, çok ender olan durumlardan biri. Evet, bir izleyicimiz kredi kartı alan yıllık 30 ila 80 TL arasında kart parası ödeniyor. Bunun alınması gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerek Türkiye'de veya Avrupa Birliği'nde, pardon Türkiye ve Avrupa Birliği'nde yasak. Bu durum KKTC'de yasal mı? İşte bakın yani sen bu geçen hafta sana soruldu mu sorular? Büyük evet evet. Şey. Ben de bir ufak çalışma yaptım. Ben hukuki anlamda sorulduğu için özellikle evet. Bunları not aldım. Kendilerine de soracağımı ilettiğim için yani soralım. Bak burada çok enteresan bazı noktalar buldum. Banka kartları ve kredi kartları yasası. 5. maddede 8. fıkrada şöyle diyor. Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyecek bir kredi kartı türü sunmak zorundadırlar. Anladın mı Çiğdem? Bankalar diyor tüketicilere yani mesela insanlarımıza bana. Yıllık üyelik aidatı ya da benzeri isim altında ücret tahsil edilemeyecek bir yani para istemeden kart vermek zorundadırlar diyor. Esas söylüyor bunu 8. fıkrada 5. maddenin bir de 20. madde var ilgili olabilir. Evet.
üye iş yeri kart hamillerinden banka kartı veya kredi kartının kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmalarını isteyemez. Cevap vermiş olduk değil mi? Sakın bankaya böyle bir para ödemeyin. Çünkü alamazlar, yasaktır. Hatta gidin Merkez Bankası'na onları şikayet edin. Şikayet etsin. Evet. Dolayısıyla kesinlikle cevabı verdim. Neydi soru? Oysa sana bakınca şu anda ne düşünüyorum? Ne? Bu adam acaba bankalarla ne alıp veremediğini var mı? Yok canım benim. Ben bankalara düşman değilim biliyor musun? Aslında yani hiçbir sıkıntım yok bankalarla. Sadece çok mağdur olan ve mal varlıklarını kaybeden, yitiren çok insan gördüm. Çok insan gördüm ve onlara çok üzüldüm. Biraz tepkim ondandır. Yoksa bunun dışında bir düşmanlığım falan yok kimseye. Evet. Peki, sorumuz yoksa hemen tamamlayalım programı, evet, noktalayalım. Saatimiz 9'u gösteriyor. Hemen gidelim deyince borsam var ya sanki bir ayağı sokakta gibi böyle koşa koşa gidecek bir gün. Bugün programı sen kapat borsa. Evet, benim daima hoşuma giden bir tarz vardır değerli izleyiciler. O da eğer bir program yapmışsak o programın kısacık bir özetini... Çok özür dilerim Boysan. Çok çok özür dilerim. Bunu aktarmam gerekiyor. Londra'dan yazmış. Oradan hani sonuna yetişti ama Londra'dan Mehmet Gezer diyor. Mehmet Gezer. Benim davama bakan düzgün bir adam olduğunu belirtmek istiyorum diyor. Bunu söylemeden geçemeyecektim. Hayır, Mehmet Gezer'in hikayesini biliyor musun? Nedir? Boşandığı karısının kendisini ölü ilan ettiğini ve... Ay dur, nasıl yani? Bir terekeden aldığı bir miktar ve hesabında duran bir parayı da aldığını iddia ediyor. Ve ben ölmedim, hayattayım diyor. Bugün Sayın Mehmet Gezer'le ilgili... Mausa Mahkemesi'nde bir çalışma yaptım yani. Ben kendisine sonra söyleyeceğim. Yani iddiası odur ki karım, eski karım diyor beni öyle öldü gösterdi ve terekemi kurdu. Ve bu ve benim paramı aldı diyor. Kıbrıs'taki bir paramı söylediği budur. Bir çözüm bulmaya çalışıyoruz Mehmet'e. Yani Mehmet ve çığlık atıyor. Ben ölmedim diyor. Hayattayım. Hakikaten hayatta yani. Mesaj evet. Attığına göre ta oralardan, Londra'dan. Evet, evet, evet. Özellikle ben aktarmak istedim. Çünkü zahmet etmiş, yazmış. Lütfen aktarın demiş. Ve programı kapatmak için Boysan'a sözü bırakın. Evet. Daima iyi, en iyisi aslında her program biterken kısa bir bu programda ne konuştuğumuzu kısaca, çok kısaca söylemek en iyisidir diye düşünüyorum. Biz bu akşam son günlerde adaletimizle ilgili bazı pazarlıklar yapıldığını duyduğumuzu konuştuk. Sayın Başbakan'ın bu konuda yarın iyi bir açıklama yapmasını beklediğimizi söyledik. Sağlığın, Sayın Sarı Hizbul'un ben bu kararı uygularsam kaos olur cümlesinin gerçekten talihsiz bir konuşma olduğunu ama bu konudaki suçun sadece Salih Bey'de olmadığını, bu suçu sistemin yarattığını ve kölelik yasasıyla 2500 liraya doktor çalışmayı emreden yasalarla ve uzman doktorlarımıza hak ettikleri parayı vermeden onları tam gün çalıştırmakla sorunun çözülemeyeceğini ve sağlık sistemimizin bizim her şeyimiz olduğunu ama her şeyimiz olduğunu özele gidip para verebilecek vatandaşlarımızın sayısının çok fazla olmadığını, dolayısıyla diğer vatandaşlarımızın özele para vererek sağlık alamayacaklarını, bu nedenle sağlık sistemimizi bir an önce düzeltmek zorunda olduğumuzu, bütçeye bu konuda yeterince kalem konulması gerektiğini ve belki de bir yığın lüzumsuz kalemin de makam arabalarından tutun ne bileyim ben nereye kadar bütçeden çıkarılabileceğini sırf bunu tamamlayabilmek için konuştuk. Bunun yanında borçlularla ilgili konuştuk. Kredi kartlarıyla ilgili konuştuk. Kredi kartlı müşterilerinden bankaların hiçbir isim altında ne üyelik, ne aidat, ne de komisyon alamayacaklarını, aldıkları takdirde suç işleyebileceklerini, Merkez Bankası'na şikayet edilebileceklerini söyledik. Borcunu ödeyemeyen
ve maaşına el konulan insanların maaşlarını geri alabileceklerini söyledik. Hisseli malların nasıl bölüneceğini konuştuk ve borç yapılandırılması ile ilgili hiç de yabana atılmaması gereken bir yöntem olduğunu konuştuk. Eğer gerçekten habire ödeyip de borcunuzu kapatamıyorsanız durun olduğunuz yerde 3 ay kadar donağa düşün ve ondan sonra borcunuzun tekrar hesaplanmasını isteyin. Göreceksiniz ki o ödenmeyen borcunuz yarı yarıya belki 2/3 oranında düşmüş olacaktır. Eminim böyle olacaktır. İnanın bana ki böyle olacaktır. Dolayısıyla bu da bir sizin için çözüm olabilir diye düşünüyorum. Ve bu akşam bütün bunları konuştuk. Sizlere bu bilgileri vermeye çalıştık. Eğer yardımcı olabildiysek ne mutlu bize, teşekkür ederiz. Evet ve tabii ki annenizin, babanızın, akrabanızın arsasının üzerine evet. bir ev yaparsanız bunun için de annenizden, babanızdan yazılı kağıt alın. Yoksa çok üzülürsünüz. Ne olur ne olmaz. Efendim tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Bu akşam da hukuk dosyasını burada noktaladık, tamamladık. Daha güzel günlerde, daha adil, daha eşit bir dünyaya bir gün uyanmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.